HDP Diyarbakır Şubesi tarafından kurulan Ahmet Kriz Koordinasyon Merkezi bir açıklama yaptı. Açıklamada depremin ilk anından bu yana yaraların sarılmasında kayyum yönetiminin engellemelerine karşı halkların dayanışma ruhunun öne çıktığı belirtildi. Depremin ilk anından itibaren bugüne gelinceye kadar pek çok eksiklik yaşandı, pek çok aksaklık yaşandı. Bunların pek nedenlerinin birçoğu da maalesef iktidarın tekçi, merkeziçi yönetim anlayışından kaynaklı gerçekleşti. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından kurulan Ahmet Kriz Koordinasyon Merkezi deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Devletçi, merkeziyetçi, iktidarcı, militarist anlayışa karşı toplumsal değerlerin, kolektif yaşamın, dayanışmanın aslında bu toplumun temel çaresi, temel ihtiyacı ve bundan sonraki sürecin inşasının da en temel göstergesi, temel değeri, değerler bütünü olmuş durumdadır. HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy, tüm engellemelere rağmen halkın dayanışmasının umut verdiğini vurguladı. Yaraların sarılmasında dayanışma ruhunun öne çıkması bizim için bundan sonraki sürece dair de çok büyük bir umut vadetti. Biz HDP kriz koordinasyonu olarak ilk andan itibaren pek çok çalışma yürütmeye çalıştık. Yerel yönetimlerimizin elimizden alınarak gasp edilmesine rağmen hakikaten halkın dayanışmasıyla olabildiğince halkımızın yanında olmaya çalıştık. Ahmet Kriz Koordinasyon Merkezi adına yapılan açıklamada AKP'nin iktidara 1999 Marmara depremi sonrası tedbirsizlikler nedeniyle geldiği vurgulandı. AKP 1999 yılında Marmara'da yaşanan deprem ve tedbirsizlik felaketinden sonra iktidar oldu. 23 yıllık AKP iktidarı 99'daki depremden hiçbir ders çıkarmadığı gibi daha da ileri giderek bütün doğayı ve halkın kaynaklarını ranta açtı. Bir avuç müteahhiti zengin etmek pahasına binlerce insanın katliamına göz yumdu. Diyarbakır'daki yıkımın ve yıkım sonrasındaki koordinasyonsuzlukta kayyum yönetiminin payına dikkat çekildi. Şu bir gerçektir ki kayyumcu zihniyet tarafından belediyelerimiz gasp edilmemiş olsaydı eğer bu kadar canımızı yitireceğimiz bir yaralarımızın sarılması konusunda çok daha etkili ve yaygın bir çalışma yürütülürdü. Deprem bölgelerine 3 gün kadar uğramayan devlet ve iktidar deprem alanlarına kendine rant yaratmak için gönderilen yardımlara el koymaya başlamıştır. Bu gaspçı zihniyeti yakından tanıyan halkımız ve kentin sivil kurumları, sivil inisiyatifleri baskılara rağmen dayanışmasını devam ettirmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarmaya devam etmektedir.